Edebiyatta ilklere imza attı. Çağını aşan bir yazardı. Genç yaşta hayattan vazgeçti ama intiharını bir deneye dönüştürerek son anına kadar bilime hizmet etti. Beşir Fuat. 1852'de Osmanlı döneminin İstanbul'unda dünyaya geldi. Gürcü asıllı bir aileye mensuptu. Fatih Rüştiyesini bitirdi. Fransızca, İngilizce, Almanca öğrendi. Sultan Abdülaziz'in yaverliğini yaptı. Osmanlı-Sırp Savaşı'na katıldı. İki kez evlendi, üç oğlu oldu. Askerliği bıraktıktan sonra hayatında yepyeni bir pencere açıldı. Bilim ve felsefeye ilgi duymaya başladı. Batıdaki fikir ve sanat akımlarını izledi. Kendisini yazı yazmaya adadı. Gazetelerde yazılar ve tiyatro eleştirileri yazdı. Kitap ve makalelerinde batılı düşünürleri anlattı. Birçok alanda eserler kazandıran bir Osmanlı aydınıydı. Döneminin çok önünde bir vizyona sahipti. Osmanlı edebiyatında hakikatçiler-hayalciler tartışmasını başlattı. Pek çok yazarla da ters düştü. Türk edebiyatında ilk denemeci, ilk materyalist, ilk biyografici ve ilk eleştirmendi. 1885'te büyük bir acı yaşadı. 1,5 yaşındaki oğlu Namık Kemal'i hastalıktan kaybetti. Oğlunun kaybı hayatında kapanmaz bir yara açtı. Bir yıl sonra annesi de paranoyadan ölünce delirme korkusuna kapıldı, gece hayatına yöneldi. Fransız metresinden bir kız çocuğu daha oldu. Bu sıkıntıları daha da arttırdı. Babasından kalan mirasın tükenmesi, sorunların üzerine bir de geçim sıkıntısını getirdi. Yaşamının anlamını yitirdiğini düşünmeye başladı. İntihara karar verdi. 5 Şubat 1887'de Cağaloğlu yokuşundaki evinde vücuduna morfin enjekte edip neşterle bileklerini kesti. Ancak bu sıradan bir intihar değildi. Son anlarında yanındaki deftere notlar aldı. Ölüm anında hissedilenleri bilimsel bir gözlem olarak kaydetti. Ameliyatımı icra ettim. Hiçbir ağrı duymadım. Kan aktıkça biraz sızlıyor. Kanım akarken baldızım aşağı indi. Yazı yazıyorum, kapıyı kapadım diyerek geri savdım. Bereket versin içeri girmedi. Bundan daha tatlı bir ölüm tasavvur edemiyorum. Kan aksın diye hiddetle kolumu kaldırdım. Baygınlık gelmeye başladı. Mürekkebi bittiği için mektubunun son kısımlarını kolundan akan kanıyla yazdı. Morfinin etkisi geçmeye başlayınca dayanamayıp bağırdı. Sesini duyan hizmetçi doktor çağırdı. Beşir Fuat gelen doktora, "Boşuna uğraşma, 5 dakikalık ömrüm kaldı," dedi. Bu olay o zamana kadar intiharın uzak bir kavram olduğu Osmanlı toplumunda travma etkisi yarattı. İstanbul'da intihar salgını başladı. Bunun üzerine gazetelerin intihar haberi vermesi yasaklandı. Beşir Fuat vücudunu kadavra olarak tıbbiyeye bağışladı. Ancak bu isteği dini gerekçeler sebebiyle yerine getirilmedi. İntihar anında yazdığı metin Ahmet Mithat Efendi'nin Beşir Fuat isimli eserinde yayınlandı. Cenazesi ise Eyüp Mezarlığı'na defnedildi. Ancak kabri yıllar içinde kayboldu. Ne kendisinden ne de mezarından iz kalmadı bu dünyada ama edebiyata ve bilime kazandırdıkları dönemini ve çağına aşıp ulaştı günümüze dek. Ve yıllar sonra Enis Batur anlattı Beşir Fuat'ı bir şiirinde. Onu ve yaşadığı değerli ama hazin hayat hikayesini. Bir zamanda böyle geçti. Pusula durmadan döndü ve durmadan durdu. Şimdi buradayım. Kağıtla kalem arasında titrek, kararsız, bir sınır varsa beni benden ayıracak, tam da kanın mürekkebe dönüp kuruduğu yerdeyim. Beşir Fuat, yanlış kardeşim benim.